Maaşı, 1 kilo semizotu, 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, 1 çay bardağı bulgur, 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 2 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım limon, tuz. Soğanımızdan başlayalım Nursel'cim. Çok keskin, çok dikkat et. Evet. İstiyorsan küçük verebilirim. Yok. Şef bıçağımız. Şef bıçağı, evet. Şefim hediye etti bana geçen gün. Semizotuna pirpirim deniyor birçok ilde. Gerçekten hani benim mutfakta düşünüyorum, hani daha çok sevdiğim şey ıspanağı çok severim. Ama ikinci de bence semizotu gelebilir, hem faydasından böyle kanı falan sulandırıyor. Çok güzel salatası oluyor. Evet. Böyle çiğden de yapabilirsiniz. İçine biraz mesela ben bulgur atıyorum. Biraz soğanı döndürüyorum. Evet, bulguru çok güzel. Döndürüyorum. Evet. Hop unu atıyorum. O kadar çok şey uyduruyorum ki onunla. Nursel'cim normalde bunu böyle büyük büyük halka halka doğruyorlar aslında. Ama hani evet. Şimdi çok büyük olmasın diye ben bu şekilde hani ama doğradım. Ama gözüksün istiyorsun içinde, evet. Değil mi? Normalde aslında böyle büyük büyük halka halka doğruyorlar. Aynen. O şekilde de yapılıyor. Ben çok yumuşak olduğu için kayısını çıkarıyorum. Evet, hemen alalım. Yoksa sonradan çok dağılır. Bütün malzemeyi mi kavuruyorsun? Soğanımızı altına kavuruyoruz yağ ile birlikte. Üzerine salçamızı ekleyeceğiz. Sonra mercimeğimizi ekleyeceğiz. Sonra nohutumuzu ekliyoruz. Sonra pirpirim aşımızı ekleyip ondan sonra en son bulguru atıp bir iki daha taşım kaynatıp ondan sonra kapatıyoruz. İçinde de bol malzeme var gördüğünüz gibi. Hani tek başına bile bir öğün olabilir. Evet. Sahurda çok güzel bir alternatif olabilir. Hem sebzesi hem de proteini var içinde mercimeğinden dolayı. Evet. Tereyağlı yapıyorsun. Tereyağlı. Bir de lezzetlendiriyorsun. Evet. Hadi bakalım. Evet Nursel'cim, salçamızı ekledik. Soğanı böyle sadece pışırdadı evet, salçasını evet. Ekledin. Çok, hani öldürmüyoruz evet. Yani öldürme denir yani. Evet. Çok öldürmüyoruz. Öyle soğanlar bir hale oldu evet. Zaten. Hemen bunu yaptıktan sonra suyumuzu alacağız. Suyumuzu ekliyoruz. Bu bir çorba. Bu bir çorba. Hemen biraz evet, daha ekliyorum. Biraz daha alabiliriz. Kadar. Ramazan olunca böyle bir şey değişiklik oluyor mu hayatında? Yoğunlaşıyor musun? Oluyor tabii. Musun? Evet. Orucun verdiği maneviyat farklı duygular hissettiriyor. Hı hı. Ben onu hissettiğim için kendi kızımda da hissetmesini istiyorum. O yüzden aileyle büyüklerimizi topluyorum iftarda. Hı hı. Sahurda anneanneye gidiyoruz. Babaanneye gidiyoruz. O şekilde hani toplu olarak yaptığımız şeyler daha güzel oluyor. Çocuk için de hani ileride büyüdüğü zaman bu maneviyatı, bu şeyi o da sürdürsün istiyorum. Çocuk ne görürse sonuçta onu yaşıyor. Aynen öyle. Evet. O yüzden Ramazan benim için yani çok farklı, çok güzel. Var mı kurallarınız? Yani ilk kimi ağırlıyorsun ya da evet. Siz mi gidersiniz büyüklere? İlk önce biz gidiyoruz büyüklere. Büyükler bize ağırlıyor. Ondan sonra biz işte tek tek büyüklerimizi sıraya göre hep iftar olarak alıyoruz işte. Zaten o şekilde iftar sofralarımız kalabalık olur bizde. Hep böyle aile gelenek halinde böyle kalabalık. Nasıl da bereketli olur değil mi? Kesinlikle. Herkese kesinlikle. Yeter o yemek. Ramazan'ın işte maneviyatı bu büyük gerçekten ihtimalle. Gerçekten öyle. Nursel'cim kaynadı. Evet. Ben hemen mercimeğini şöyle ekliyorum. Bu biraz fazla gelebilir. O yüzden ben hani yine göz kararı. Suyumuz da bol aslında. Biraz daha alır mı? Ekleyeyim mi birazcık daha o zaman? Alabilir. Mercimeğimiz böyle bir tık haşlanmış. Nohutumuz da öyle bir tık haşlanmış. Evet. Çünkü pirpirim yani şey semizotu hemencecik böyle solan bir şey. Evet. Bunları ekledikten sonra. Bunları daha sonra, önceden haşlayıp hazırlamıştık zaten. Evet. Biz. Nohutumuzu da ekliyoruz. Şöyle 1,5 bardak falan şöyle orta boy bir tencereye
haşlanmış halde nohut ve mercimek yeterli geliyor. Oluyor. Evet. Evet Nursel'cim, bu da kaynadı böyle. Şimdi buna bulgur, bir çay bardağı kadar bulgur ekleyeceğiz. Kalın normal. Evet normal bulgur. Pilavlık bulgur. Evet. Yıkamayalım. Yıkamayalım, ben de yıkamıyorum. Şöyle yapayım. Aynen. İki avuç koyayım. Aynen. Zaten bir çay bardağı. Benim gelir. Avucum küçük uçuyor. Bak tek evet. Seferde işi bitirebilirsiniz. Böyle çalışan insanlarsanız, böyle çok yoğunum. Evet. Gerçekten dengeli beslenemiyorum diyorsanız tam sizlik bir yemek. Evet. Nursel'cim biraz da buna tuzunu atalım. Hem birbirine lezzeti geçsin. Olur. Arzuya göre baharatlarla tatlandırabilirler. Ben karabiber hani hiç vazgeçilmezimdir. Bayağı da evet bayağı da koydum. Kaç yıllık evlisin sen? Ben 9 yıl oldu bu sene. Bir tane kızın var. O da 8 yaşında. O da 8 yaşında. Nasıl evet. Tanıştın eşinle? Eşimle fotoğraf stüdyosunda tanıştım. Kurs mu aldın? Yok. O çalışıyordu. Ben de üniversite bittikten sonra oraya yardıma gitmiştim. Aa, staj gibi mi yoksa yok, çalışmaya? Yok, sadece hobi amaçlı. Çok sevdiğim için fotoğraf çekmeyi. Dur senin oraya resmini gitmiştim. Çekeyim dedi. Sonra resmini bir çek. Aa, bu kız güzelmiş mi oldu? O şekilde bir tanışmayla oldu. Güzelmiş. Her şeyin bir sebebi var ya. Evet. Gerçekten hayat çok enteresan. Evet. Resmen eşini bulmuşsun oraya. Nasip kısmet hani evet. Derler ya. Nusel'cim şimdi pirpirimizi katıyoruz. Bunu elimle şöyle atıyorum. Zaten hani hemen solacağı için doğramaya da gerek yok. Evet. Hem besinli değerleri ölmesin diye. Şimdi böyle şöyle güzel bir sebze kullanmışken Erkan Şamcı, sevgili Erkan Şamcı bütün neşesiyle, sempatikliğiyle birazdan yemeklerden sonra bizlerle olacak. Şu anda bahçemize, balkonumuza ne ekebiliriz mevsim itibariyle? Ne yapabiliyorsak bize fikirlerini söyleyecek. Biz de bahçemizi böyle bir şenlendireceğiz. Ne güzel koktu Nursel. Çok, çok güzel koktu. Taze maydanoz, semizotu. Çok Dere güzel otu, değil mi ya? Böyle evet. Fıt 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 kendi otunu koparmak falan çok zevkli. Evet. Çorban tamamlandı. Çorban tamam. Bir şey kaldı mı? Limon? Limonu indirdikten sonra da sıkabiliriz. Tamam. Arzuya göre şimdi de ekleyebiliriz. Sen hatta nasıl istersen. Hemen sıkabiliriz de biraz. Semizotuna ekşi çok yakışıyor. Evet. Koruk buna, suyu da olabilir. Aynen. Onu mu söyleyecektin? Evet. Sumak suyu olabilir. Koruk suyu olabilir. Evet. Nar ekşisi bile olabilir yani. Koruk hani. Suyu bilmeyenler tamam. için olmamış, olmamış üzümün üzümden. Asma yaprağında böyle sarkan evet. üzümler var ya. Onun bir güzel suyunu sıkıyorlar. Çok da güzel olur. Efsane ekşisi. Bir ekşili evet. ağzıma şu an ekşitti yani resmen. Salatalara da çok güzel aynen. olur. Özellikle domatesli salata yaptığımız zaman çok güzel olur. Ramazan'da biraz da böyle güzel oluyor. Der. Biraz yemek konuşulabiliyor. Peki, oruç olunca. Tamam. Hemen tarifi bir kenara yazalım. Nursel olarak söylüyorum vazgeçilmezim yani. Gerçekten evet. Tariflerin enerji deposunda. Hemen zaten üçüncü yemeğimiz tatlı olacak. Hazırlığını yaptık. Soğumuştur da güzel bir tatlı yapacağız. Önce izleyin.